AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ terör örgütünün bütün meselesi Erdoğansız bir Türkiye olduğunu ifade ederek 15 Temmuz AK Parti ve Türkiye'yi Erdoğansızlaştırma operasyonudur dedi. AK Ocaklar Tokat İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz ve Anadolu Ruhu Konferansı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlendi. Konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Ocaklar Genel Başkanı Hakan Yiğit, 15 Temmuz kahramanı, şehit ve Gazi ağabeyi Bayram İnat konuşmacı olarak katıldı. Şu anda bu örgütün bütün meselesi Erdoğansız bir Türkiye. Bak, Erdoğansız bir Türkiye, Erdoğansız AK Parti. Erdoğansız bir Türkiye, Erdoğansız AK Parti. Çünkü AK Parti üzerinde hesapları var. Erdoğan eğer düşürülebilirse AK Parti'yi teslim alarak, öyle zannediyorlar onlar, çok beklerler. Bu milletin basiretini ve felasetini görmeyecek kadar gözleri köreldiği için Erdoğansız bir AK Parti ile AK Parti'yi kontrol altına alıp AK Parti üzerinden emperyalizmin Erdoğansız bir AK Parti'de emperyalizmin isteklerini karşılayacak bir Türkiye üretmenin peşinde var. Onun için Türkiye'de 12 yıldır Erdoğan operasyonu var. 15 Temmuz AK Parti'yi ve Türkiye'yi Erdoğansızlaştırma operasyonudur. MİT krizi doğrudan Erdoğansızlaştırma operasyonunun parçasıdır. MİT krizi. Uludere faciası Türkiye'yi Erdoğansızlaştırma operasyonunun bir parçasıdır. Taksim kalkışması Erdoğansız AK Parti ve Erdoğansız Türkiye operasyonudur. 17-25 Erdoğansızlaştırma operasyonudur. AK Parti'yi Erdoğansızlaştırma, Türkiye'yi Erdoğansızlaştırma. Çünkü emperyalizmin AK Parti üzerindeki hesapları Erdoğansız AK Parti hesabıdır. Çünkü Erdoğan'a tahammül edememektedirler. O gece eğer o kalkışma gecenin saat 2'sine 2.30'üne denk gelseydi belki bugün hala çatışıyor olacaktı. Harekete geçseydi hala belki de çatışıyor olacaktı. Çünkü 15 Temmuz'un hedefi bir iç savaştı. O Irak sendromu üzerinden bu millete akıl vermeye kalkıyor. Öldürdüğü kadının kaynanasını da yaralayarak evi ateşe verdi. Turhal ilçesinde evli ve bir çocuk annesini bıçaklayarak öldüren şahıs, kadının kaynanasını da yaraladıktan sonra evi kundaklayıp kayıplara karıştı. Yangından 4 aylık bebek yara almadan kurtarıldı. Evdeydim. Geldim buraya. Ev yanıyordu. Kim vardı? Kaç kişi oturuyorlardı? Toplam 4 kişiler miydi? 4-5 kişi vardı yani. Ama şu durumda evde bir gelin, bir kaynanası, bir de ufak bebek varmış. Evet. İki çocuk şeydeymiş, okuldaymış. Yangın nasıl çıkmış? İşte yangın benzin dökmüş. Öldürdükten sonra gelinin üstüne şahıs benzin dökmüş. O esnada evde tutuşmuş. Kim oldu belli mi, yakalandı, bilginiz var mı? Yakalandı diyorlar. Evet. Ama bilgim yok. Yakalandı diyorlar yani. Yok şey. Yok. Yanağını indirmiş. İndirmiş, taksinin arkasındaydı. Cenaze. Ya ikisi de dışarıdaydı. Bebek de dışarıdaydı. Dışarıdaymış yani. Ben görmedim de. Öyle diyorlar yani. Cenazeyi o bahçede aldılar. Cenazeyi. Tabii evin dışındaydı. Yani kaynanası indirmiş kurtarırdın diye. Yangından kurtarırım diye ama yanmış zaten. Kurtaramamış yani. Ölmüş. Valla benim komşumdu. Benim komşumdu. Mütevazi, sessiz, sakin, yaslayan insanlardı. Olay nasıl olmuş bu bilginiz abi? Valla hiçbir bilgim yok kardeşim. Ben de böyle bir bağırtıya, kalabalığa, gürültüye çıktım. Yani bir şey görüp şey yapamadım, tespit edemedim yani.
Yeni Mahalle Mustafa Satan Caddesi Devlet Hastanesi arkasındaki yolda yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışmalar sona eriyor. Caddenin şehirler arası otobüs terminali ile Behzat Bulvarı'na bağlantısını sağlayacak yeni yolların açılması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerince yol asfaltlanarak trafiğe açılacak. Başkan Avukat Eyüp Eroğlu yol medeniyettir ifadelerini kullandı. Değerli Tokat hemşehrilerim. Öncelikle herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Evet, yeni devlet hastanemizin hemen arkasındayız. Biliyorsunuz burada daha önceden tek gidiş, tek geliş olan, oldukça dar olan ama bir o kadar da trafiğin yoğun olduğu bir caddeydi burası. Ardından bundan bir yıl önce yaptığımız çalışmalar neticesinde özellikle hastanenin kendi içerisinde kalan kısmının yola terk edilmesi gereken noktasında yapılan çevre ihata duvarıyla beraber yolumuz tam böyle duble yol bağlamında çok geniş bir hale bürünmüştü. Ve iki gidiş iki geliş şeklinde trafiği rahatlatacak bir duruma gelmişti. Ardından biz de burayı öncelikli olarak terminalin hemen arkasına bağladık ve oradaki ara yollarını açtık. Ardından da buranın Niksar yoluna çıkan kısmıyla ta ki eski Niksar yolu kavşağına kadarki olan alanı da buraya bağlayalım ve iki gidiş iki geliş olsun anlamında ekiplerimizle yaklaşık bir aydır burada çalışıyorduk. Bu çalışmayı yaparken doğalgaz, TEDAŞ, telekom, su, kanalizasyon, yağmur suyu yani bütün altyapısını da bir aydır hatta 40 gündür burada bitirdik. Ve ardından da ekiplerimiz dün itibariyle buranın asfaltlamasına başladı. Gece çok yoğun bir şekilde çalıştılar ve bir tarafı şu anda bitti. Şimdi diğer tarafının asfaltlanmasıyla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız başlattılar. İnşallah bir iki güne daha burası bittiğinde artık yeni devlet hastanemizin hemen arkasındaki bu kısımda her anlamda duble şekilde iki araçların gittiği, iki aracın da geldiği ve trafiği hem rahatlatan hem de bu anlamda şehre çok önem arz eden bu arterin de devreye girmesiyle Tokat'ta inanıyorum ki trafik anlamında da bu yoğunluğu alan bu bölgede bu çalışmamız şehrimize de büyük bir fayda sağlayacaktır. Ben bu anlamda hayırlı uğurlu olsun diyorum. Zira ne diyoruz? Yol medeniyettir diyoruz. Yeni yollar açmaya ve yollarımızı genişletmeye aynı zamanda yollarımızın da kalitesini de artırmaya da devam ediyoruz. Ben hayırlı olsun diyorum tüm değerli hemşehrilerimize. Organik tarımla ilgili gelişmeleri alternatif tıp uzmanı Semih Efe Danışan bizler için açıkladı. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün tekrar Semih Efe Danışan'la birlikteyiz ve bugün kendisiyle organik tarımla ilgili görüşlerini paylaşacağız. Semih Bey şu anda organik tarımla ilgili ne aşamadayız, ne tür ilerlemeler kaydettiniz? İlk önce hoş geldiniz Kanal 60 ailesine. Herkese hayırlı cumalar diliyorum buradan. Organik tarımda şu anda biliyorsunuz Tokat'ta maliye kayıtlı ilk önce bu iş yapan biziz. SET Grup. Bundan birlikte hem kendi çabalarım hem takım arkadaşlarımın çabası, Ufuk arkadaşım bu yolda beraber gittiğim. Onun yanı sıra Sayın Vali Yardımcımız Mehmet Götek Merdan bayağı bir desteğiyle iyi bir yol kat ediyoruz şu anda. Dedeli Köyü örnek verirsek ilk tesisimiz, onun yanı sıra şu anda Artova ve böyle birkaç tane daha bayimize gidiyor. Biz burada işi bilerek, öğreterek, biraz daha ileriye dönük bilinçlendirerek, eğitim verdirerek, uzaktan eğitime verdirerek götürmeye çalışıyoruz. Ve götürürken de pazarını da hazırlıyoruz. Ve her şeyi devletimizin istediği gibi, resmi gazete yayınlanan sistemler gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar sürecinde ayarlamaya çalışıyoruz. Bu aşamada Artova'da, işte Akbelen'de, Dedeli'de yol sıkıntılarımız vardı. Şu anda bu yol sıkıntılarımızı sağ olsun vali amcımız
Mehmet Gödek Merdan çok büyük destek vererek, el atarak yardımcı oldu bize. Buradan tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Bir Cumhurbaşkanı, bir de kendisi bize bu yolda çok destek verdi. Bir de yani bu konuda şimdi taktik vermek istemiyorum fazla. Tabii organik tarımda ilk önce kendi çiftçimiz kazanacak. Solucanından, gübresinden. 7-24 buz gübreye bakma derdi yok. Yani günde 3-4 saat baksa yeterli. Verim alacak, toprağımızın verimi artacak. Organik tarıma geçeceğiz. Kanserojen ürünler artık ortadan kalkacak. Daha organik nesillerimiz, daha organik ürünlerle beslenecek. Hedefimiz işte günden güne daha tam oturmadı bir sistem. Tarımda şu anda ne yazık ki. Biz de bunu oturtmaya çalışıyoruz. Hedefimiz daha çok, daha ileri gitmek, daha düzenli şekilde bunu götürmek. Hafızların icadet töreni bugün Alipaşa Camii'nde gerçekleştirildi. Törene Mali Doktor Ömer Toraman ve İl Müftüsü Ahmet Erdem de katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli misafirler, elbette ki Molla Hüsrev Bölge Yatılı Kur'an kursu 2 yıldır hafız vermiyor. Bundan önce de birçok hafızlar yetişti ama her zaman hakkını teslim etmek lazım. Sayın İl Müftümüzün de desteğiyle Tokat'ımızda geçen sene ilk hafızlık merasimimizi yapmıştık. Bundan dolayı muhterem hocamıza da teşekkür ediyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, evveli merkez erkek Kur'an kursuna müftülük binasının olduğu yerde daha önce hizmete devam eden ve devamında şu anda bulunduğu Parakende mahallesinde Molla Hüsrev Bölge Yatılı Kur'an kursunda birçok hafızlar yetişmiş. Onlarca yetişen hafızlar mihrapta, minarelerde, kürsülerde görev almıştır.